Aralara bir çökerler hocam. Değil mi? Geçtiğimiz gün işte Avrupa Birliği karar verdi. Rusya'nın el koydukları varlıklarını kredi olarak 35 milyarlık galiba Ukrayna'ya Veriyorlar. verecekler. Yani Doğru. bunun ne hukukta ne şeyde uluslararası ilişkilerde böyle bir şey olamaz. Ama bütün zenginlere bu ders olsun hocam. Haydan gelen huyun. Türkiye'de de öyle. 600 milyar dolara yakın paranın dışarıda olduğu söyleniyor. Sen ülkende kazanacaksın. Kendi devletine güvenmeyeceksin. Parayı götüreceksin. İsviçre'de, Zürih'te, Londra'da bankalara yatıracaksın. Bu devlet Kurtuluş Savaşı'nda bankadaki paralara el koymadı. Ama bu ürkek sermaye 2-3 milyar doları görüp Miami'de otel inşaatına şuraya buraya bir sabah kalkarsınız. O paralarınıza el konulmuş, çökmüşler, gayrimenkullerinize çökmüşler. Hiç de üzülmeyiz, oh olsun deriz ama giden Türkiye'nin parası. Evet. Buradaki ülkelerdeki durum da bu halde. Zaten bu tabloda bunu gösteriyor hocam. Yani Baksanıza Amerikan askeri varlığını şuraya. Hem paranıza çökmüş, hem askerlerinizi bölgeye yığmış. Korkunç bir teslimiyet hali. Bilmiyorum nasıl Ya çıkılacak, burası kendine gelecek. Amerikan işgali altında. Yani bunu niye açık açık söylemiyoruz? Çünkü bakın Tabii bu bu kadar işgaldir. evet ABD'nin Orta Doğu'yu işgalinde kullandığı üst bölgeleri bunlar. Yani bunların hepsinin başında generaller var. Sivil misyonlar var. Mesela adam büyükelçi statüsünde birini atamış Katar'a. Amerikan büyükelçisi oranın genel valisiydi. Valisi değil mi? Sömürge valisi. Tabii, aynen öyle. Bu oradan icazet almadan bir dış politika kararı veremiyorsun. Hatta bana göre belki iç politika kararı veremiyorsun. Bu yapıyı Veremiyorlar. saklı tutmaya çalışıyor Amerika. Bahreyn'deki krallığı krallık olarak tutmaya çalışıyor. Niye? Kontrolü kolay. Ben büyükelçiyim, Amerikan büyükelçisiyim. Amerikan generali orada. İşte Bahreyn kralı herhalde, emirim kralı. Gidiyorsunuz görüşmeye. İç politik düzen, sosyopolitik düzen, ekonomik düzen, değil mi? Kültürel yapı, inanç sistemleri, ekonomik akışkanlıklar, finans, her şey bu adamın ağzından çıkacak olan talimata bakıyor. O yüzden buralar işgal, fiili işgal üstelik. Dolayısıyla bu bölgede Amerika Birleşik Devletleri'nin varlığı çok net bir şekilde bu tabloda gözüküyor. İşte İran'a karşı mı yapıldı bu yığınak? Rusya'ya karşı mı yapıldı? Çin'e karşı mı yapıldı? Şöyle bir ayrım var. Amerika Birleşik Devletleri başkanları son dönemde Trump, Biden ve gelecek olan kimse artık müstakbel başkan. Bunların hepsinin ortaya çıkarttığı bir şey var. Bakın ABD başkanları bence Obama'dan başlıyor aslında biraz daha geriden. Obama'dan beri bugüne kadar hep ABD'nin Orta Doğu politikasıyla ilgili değişim yapmaya çalışıyor. Mesela Trump ne dedi? Çekeceğiz dedi. Bunlar Çekeceğiz, niye? çekebildi mi? Çekemedi değil mi? Obama bir şeyler söyledi. Bence o yüzden gitti zaten hocam. Bu plan yüzünden gitti. Çünkü ABD'nin hegemonyası buradaki bu askerlere dayanıyor. Yani doları petrodolar anlaşmasıyla 71'den beri devam ediyorlar. Bütün gücü, bütün hegemonya bunun üzerine kurulmuş. ABD'nin gerilemesi anlamına gelir. Biden ne dedi? Trump nasıl bunu vaat etti onu da anlamadım ama. İşte Suriye'den özellikle çekeceğim. Pasifik dedi Biden, en öncelik benim için tehdit ve hedef. Oldu mu? Olmadı. Obama bir şey söyledi dediğim gibi az önce. Diplomasiye alan açacağım dedi. Tek cepheli savaş doktrinine indirgedi. İki cepheliği çıkartmak için uğraşıyorlar. Çünkü ABD'de Pentagon, Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat Başkanlıkları, CIA, FBI ve diğer kurumlar hepsi bir paket içinde bunlar. Bunların hepsinin dayattığı bir dünyada küresel bir müesses nizam var. O yüzden hangi başkan gelirse gelsin bir otonomik karar verip de bu nizamdan dışarı çıkamıyor. Onun için diyoruz ya önümüzdeki 5 Kasım seçimlerinde kim gelirse gelsin bu Bu politika aktörler devam yüzünden edecek. bu politikayı devam ettirecek gibi gözüküyor. Halka rağmen bunu yapıyorlar. ABD halkının büyük çoğunluğu da bu işe karşı net bir şekilde Tabii. yani Filistin halkının soykırıma uğradığını düşünüyorlar ama Burada ona rağmen. dolayısıyla yığınaklanma Türkiye'de düşünülüyor tahmin ediyorum. İran, Türkiye, Rusya, Çin'in bu bölgede planları var. Şimdi bir şey daha söyleyip bırakayım Dur hemen. hocam Şu konuşun. Çin nerede duruyor dediniz ya. Evet bu... Durduğu yeri söyleyeyim ben hemen şurada. Bakın şurada bir yerde duruyor Çin. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Hürmüz bu Boğazı'nın girişinde bir yakının yerde. girişinde. Burada bir de Umman'da duruyor. İki yerde. Şu bölgede, şu uçta ve şu bölgede. Hatta şöyle bir yer diye, ortada bir yer diye söyleyelim. Çünkü bu iki yerde Çin donanması var halihazırda. Burada neden var? Rusya, Çin, bir de İran. İran toprağı çünkü bu. Bu bölgede bir tatbikatlar serisi uyguladılar. Şu Körfez girişinde ve Umman Deniz açıklarında komuta kontrol tatbikatı yaptılar. Fiili tatbikat icra ettiler bu bölgede. Beraber çalışılabilirlik dediğimiz bir tatbikat yaptılar. Dolayısıyla burada bir denizler bölgesinde Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir ittifak Bu söz Joker konusu. olabilir mi Cüneyt Hocam? Yani artık dayanırsa buramıza, dibe gelirse bu üçlü de girecek. Joker'i İran'ın belki için.
Çünkü Çin nerede diye herkes bunu merak ediyor. Çin ama şöyle süreçte bir şey var. Yani daha bloklaşma netleşmediği için Çin kartını göstermiyor. Hı hı. Ama bölgeyi de takip ettiğini, gözlediğini buradan görür. Hatta Çin Kızıldeniz'e de girdi geçtiğimiz dönemde. Evet. Geçti. Pir limanla Yunanistan'a tabii kadar gitti. Orayı da satın aldılar zaten. Tabii tabii. Kızıldeniz'e girdi. Girdi, baktı, yani bir gözlüyor fakat şu anda belirgin bir aktör değil. Fazla bulaşmak istemiyor. NATO'da Amerika bir numaralı tehdit yaptı biliyorsun yani. Yani o stratejik belgesinde zaten Çin'den vazgeçmiyor. Evet, birinci sıraya koydu, Rusya'yı ikiye tabii koydu yani. Tehdit kesinlikle değil hocam, NATO belgelerinde competitor dediği yani rakip. Threat başka, tehdit derseniz tamam yani, rakip yani. İhtimalat planları yapmanız lazım. Tamam yani rakip olarak koydu ve ABD strateji belgesine koydu, NATO'nun tehdit diye, hayır olsaydı kendi belgesine tehdit dedi, threat dedi. NATO'ya da şimdilik challenger, competitor diye sınanması. Birinci sırada, Rusya'nın üstünde. Yani öyle, Rusya ile açıktan savaşı. Belki dediğiniz doğru. Resim belgelerinde böyle diyorlar. Birinci hedef diyorlar tabii, ama. NATO'nun çünkü 10 senede bir ve 15 senede bir stratejik konseptleri tabii olur. Hı-hı. Yani hepsi kuruluşundan beri Sovyetler bile bir numaralı değil. En sonda Çin'i birinci sıraya geçirdi. Yani. Biri getirdi ama işte Rusya ile savaşıyor. Bence Ukrayna'da Amerika var karşısında. Cüneyt Hocam bekliyor. Ya burada tabii şöyle bir şey daha var. Yani bölgeyi aslında Amerika şeyin Orta Doğu'nun güneyini şekillendirmek istemiyor aslında. Yani o kuzeyiyle daha çok fazla uğraşıyor. Güneyi şekillendirmiş zaten yeteri kadar. Zaten evet, kendi sömürgesi. Kuzey dediğiniz Suriye. Evet, Suriye Lübnan. O işte Netanyahu'nun çizdiği siyah harita. Hı hı. Yani burayı daha çok üzerine çalışıyor. Fakat Çin'in ve Rusya'nın da olabildiğince bölgeden de uzak durmasını istiyor. Hatta geçenlerde şöyle bir açıklama oldu İran tarafından, bilmiyorum teyit edilmedi herhalde. Eğer İsrail bize karşı saldırısı etkili olmazsa biz cevap vermeyeceğiz. Ya bu işi kapatacağız gibi bir... Yani çok bizi herhalde sarsacak evet bir şey beklemiyoruz dediler İsrail'den gelen açıklamalar. Hani bizim yaptığımız yani gibi olacak. İran bu şeyi tırmandırmak istemiyor. İstemeyecektir. Öyle gözüküyor. Şununla ilgili bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki Murat'cığım. Gel burada söyle. Şimdi yani bir kere önce şunu söyleyeyim de sonra yine beni de linçlemesinler. Amerikan askeri varlığının bütünüyle bölgemizden Türkiye dahil olmak üzere bütünüyle sökülüp atılmadıkça bölgemize huzur gelmeyeceğini net olarak kesinlikle söylememiz lazım. Bu kesin. Evet. Ama buradaki Amerikan varlığı bütünüyle bu ülkelerin işgal edildiği ya da o ülkelerin gönüllü olarak Amerika'nın bir parçası olduğu anlamına gelmiyor. Bunların makul, kendileri açısından makul gerekçeleri var. Şimdi Kuveyt'teki Amerikan üstünün sebebi Irak'ın işgaliydi yani. Başka evet bir gerekçesi yok. Biraz önce hocamız söyledi. Şimdi Bahreyn diye bir ülke aslında resmiyette var da fiilen yok. Suudi Arabistan'ın bir uzantısı o zaten. Yani aslında bu haritada bile göremeyeceğiniz kadar küçük bir... Ufacık bir ada. Ve Suudi Arabistan'la kara bağlantısı dışında küçük, onu da daha sonra tesis ettiler. Onun dışında dünyayla bağlantısı yok. Dediği gibi ülkenin büyük bir kısmı, halkın büyük bir kısmı İran'a daha yakın olan bir nokta da kendini de İran'a yakın hissediyor. Kral da kendini koruyabilmek için ABD'nin desteğine muhtaç. Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz zaten İngiliz sömürgesiydi. Hala da ondan çıkabilmiş mi değil. Zaten bu ülkelerin içlerinde eğer petrol diye bir varlık olmasaydı ne Amerika'nın umurunda olur ne İngiltere'nin. Tabii. Umman'da Kuveyt'te, aynı. Kuveyt 67'ye kadar İngiliz sömürgesiydi. Öyleydi. Şimdi bu ülkelerin tamamına bakın. Arap-İsrail savaşlarında bile düşünebiliyor musunuz? Yani 48'de savaşa giriyorsunuz ama Fransızların Suriye ne zaman işgalinden kurtuldu ki? Daha kaç yıl olmuştu? Irak'taki İngiliz işgali daha ne kadar bitmişti ki? Ya da Cezayir 60'lı yılların sonunda bağımsızlığını kazandı. 58, yani. Tunus'ta düşünün, Tunus aynı şekilde işgal altındaydı. Ya bu adamlar, bu ülkelerin kendileri işgal altındayken Filistin'in bağımsızlığı için bir şey düşünebilmesi ne kadar zor ihtimaldi yani. Haliyle bu ülkeleri değerlendirirken ama burada elbette ki en önemli şey Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'daki Amerikan varlığı doğrudan Suudi Kraliyeti'ni korumaktan başka hiçbir şey evet yok. Bu ülkelerin tamamı da orada da %12'ye yakın bir Şii şey var, var, nüfus var ve onlar da İran'a müzahir gerçekten. Her an Suud Kralı da bundan korkuyor idi ama Suud Kralı'nın asıl korkusu bakın bölgedekilerin Katar hariç bütün bölgedeki ülkelerin gerçek korkusu Mısır'daki gibi bir İhvan devriminin darbe gerçekleşmesidir. İhvan benzeri, çünkü Ürdün'de İhvan resmi bir partidir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Suudi Arabistan'da İhvan'a müzahir. Yani Sünni yapıda bir hareketin güçlenmesine karşı kendi kraliyetini korumak için Amerikan
ya da İngiliz yardımına muhtaç durumdalar. Bunlar kendilerini böyle koruyorlar. Peki halkına ne anlatıyorlar? Diyorlar ki eğer burada bizim kendimizi koruyabilecek gücümüz yok, bunu nerede test ettik? Küçücük Yemen'de test ettik. Yemen'deki İran yanlısı Husiler ciddiyi vurdular. Evet. Ve Suudi Arabistan hiçbir şey yapamadı. O Arap koalisyonu, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, dünyanın en zengin ülkeleri, ordularını, yani dünya kadar silahlı kuvvetleri var. Onlar küçücük Husilere karşı hiçbir şey yapamadı. İran'da oradan geldi Husilere verdiği füzelerle ciddiye kadar vurdu. Şimdi doğal olarak kendi halklarına karşı da bu Arap rejimleri diyor ki İran diye bir tehdit var mı? Var. Bu tehdidi biz çok can yakıcı bir şekilde Irak'ta gördük mü? Irak işgalinde gördük. Suriye'de gördük mü? Gördük. Ey halkım diyor. Eğer bu Amerika ve İngiltere burada olmazsa İran hepimizi işgal eder. Tamam, İsrail'e kızıyoruz ama evet. İran'ın da güçlenmesi bizim aleyhimizedir diyor. Zaten diyor. Suudlar bence tavrını değiştirse Murat denge değişecek. Denge böyle değişecek. Yani. Ama ne yazık ki olmuyor. Ekber Karabağ'a bir bağlanalım. İran'da Ekber Karabağ'da, Tahran'da bizi bekliyor. Ekber'den de İran'daki son durumu alalım. Ekber merhaba, iyi akşamlar. Merhaba, iyi akşamlar Melih. Şimdi oradaki havayı bize aktarmanı bekliyoruz. Bir misilleme bekleniyor. İsrail'in İran'ı vuracağı bekleniyor. Dünkü Hizbullah'ın saldırılarının ardından da bu beklenti yükselmiş durumda Ekber. Son durum nedir? Seni dinliyoruz. Evet Melih, bir beklenti söz konusu. İsrail'in İran'ı her an vuracağına ilişkin bir İran'da bir beklenti söz konusu. Aslında son iki gündür özellikle az önce de sizin ve değerli hocalarım da anlattığı üzere Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail'e tahsis ettiği işte TAD hava savunma sistemleri konuşulmaktadır ve bunun da işte olası İran operasyonunun hazırlık parçasının işte bir aşaması olduğu ifade ediyor. Gerçi İran'dan söz konusu sistem bir savunma sistemi, İran'dan da İsrail'e karşı bir saldırı yapılması öngörülmüyor. Fakat İran sürekli bir şekilde İsrail'den kendisine karşı bir saldırı olursa buna yanıt vereceğini belirtiyor. Ve söz konusu işte hava savunma sisteminin de işte İsrail'de konuşmasının sebepleri olarak zaten Amerika Birleşik Devletleri açık bir şekilde İsrail'in İran saldırılarına karşı hava savunma sistemini güçlendirmek olarak ifade ediyor. İran ise söz konusu işte ABD'nin bu adımına tepki gösterdi ve bu şekilde ABD askerlerini tehlikeye düşürmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri'ne şöyle uyarısında bulundu. Yarın aynı zamanda başkent Tahran'da işte Hasan Nasrullah'la birlikte Lübnan'da ölen İranlı devrim muhafızı komutanı Abbas Nilfurşan için bir cenaze töreni söz konusu olacak ve cenaze töreninde muhtemelen cenaze namazının da muhtemelen İran lideri Ayetullah Ali Hamenei tarafından kırılması öngörülmektedir. Ben az önce işte değerli hocalarımın da bazı ifadelerini duyma imkanım oldu. Onlara ek olarak bazı hususları belirtmem lazımdı. Evet. İşte özellikle mesela hava savunma sistemi konusunda S-400'ün üzerine özellikle gidildi. Şunu da belirtmemde fayda var. S-400'ün İran'ın elinde olup olmadığı hala tartışma söz konusudur. Hatta bugün bir milletvekili, ismini de söyleyeyim, Ahmet Bahşayiş Erdestani isimli İranlı milletvekili işte Rusya'nın S-400 hava savunma sistemleri ve aynı zamanda Su-35 hava uçaklarının İran'a teslim edilmesi konusunda sorumluluklarını yerine getireceğini ifade etti. Bu ne demek oluyor? Bu da eğer bu milletvekillerin ifadeleri doğruysa hala bu sistemler İran'ın elinde değil. Diğer taraftan İran sürekli bir şekilde yine de az önce huzurlarımın da belirttiği üzere bu nükleer tesisleriyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Hatta bugün bir milletvekili Mahmud Nebevyan eğer İsrail İran'ın nükleer tesislerini vurarsa aynı şekilde İran'ın da İsrail'in nükleer tesislerini vuracağını ve aynı zamanda böyle bir şeyin olması durumunda İran'ın nükleer silahları yayma anlaşması, kısaca NPT olarak adlandırılır, bu anlaşmadan ayrılacağı uyarısında bulunuyor. Geçtiğimiz günlerde de benzeri ifadeler İranlı bazı diğer yetkililer tarafından gelmişti. İran'da bir hazırlık durumu söz konusu. Bugün Abbas Irakçı Umman'daydı. Oradaki bu gelişmeleri değerlendirdi. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olduğunu ifade etti. İranlı bakan aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında daha önce Umman üzerinden yapılan dolaylı görüşmelerin de bölgedeki son zamanlarda yaşanan gelişmeler dolayısıyla koptuğunu bildirdi. Bu da çok önemli bir mesele. Çünkü biliyorsunuz İran'la ABD arasında doğrudan bir bağ söz konusu değil.
diplomatik ilişki bulunmuyor ve genellikle İran ya Katar üzerinden ya, ya Umman üzerinden veya zaman zaman İsviçre üzerinden bu tip işlerini yürütüyor ve İranlı bakan şimdilik bunun koptuğunu bildirdi. İranlı bakan tekrardan işte İran'ın her türlü saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu duyurdu. İranlı bakan dün de Irak'ta temaslarda bulunmuştu. Irak açık bir şekilde İsrail'in kendi hava sahasını kullanarak İran'a saldırı yapılmasına karşı olduğunu bildirdi. Aslında geçtiğimiz günlerde Arap ülkeleri de benzer bir tavır içindeydi. Ancak onlar bunu açık bir şekilde ifade etmiyor. Ancak Bağdat yönetimi bunu açık bir şekilde ifade etmiş oldu. Evet, bence Ekber çok önemli konularda açıklık getirdi. Irak ihtimali ortadan kaldık evet, diyor. Irak, evet, ben İran onu söylemiştim zaten. Diğerleri yani söyledi. Türkiye zaten böyle bir şey değil. Yani İran'ın böyle bir şey asla izin vermez. İran'ın doğu sınırı ve pek çok bölge güvenlik altına alınmış, evet, İran açısından bunu değerlendirebiliriz. Ama Ürdün karşı çıkmaz. Yani en azından Ürdün karşı açık çıksa da engel olmaz. İran üzerinden gider yani. İkincisi S-400 konusuydu. Milletvekilleri parlamentoda, İranlı milletvekilleri de bunu soruyorlar. Ama resmi kabul edilmiş bir şey yok. Fakat İran bunu tartışıyor. Bunu anlıyoruz net ama bir şekilde. Ama yani bu tür şeyler öyle resmi olarak belki ortaya konması çok kolay değil. İran gibi kapalı bir toplumda. Dolayısıyla belli bölgelerde konuşlandırılmış olabilir. Birkaç kişinin bildiği bir şekilde gerçekleşmiştir. Ya da önümüzdeki günlerde hayata geçecektir. Ama tartışılıyor. Çok evet, önemli bu konu. Nükleer tesisler konusu da hedef evet, olduğuna dair çeşitli uyarılar beklentisi yapılıyor. Beklentisi var İran'ın, güvenlik gözüküyor, önlemleri alınmış. Ekber, peki çok suikastlarla, soru var mı Ekber'e gönderelim? Ekber Bey, suikastlarla ilgili bir şey var mı basında ya da bir İran halkı arasında beklenti daha doğrusu? Evet hocam, aslında az önce bir görseli de paylaşmış olduğunuz o görselde İran lideri Ayetullah Ali Hamenei vardı, Sistani vardı. Aslında ben de sizin dediklerinize katılıyorum. İran liderinin veya Sistani gibi dini liderlerin İsrail tarafından kendilerine yönelik bir suikast düzenlemesi öngörülmüyor. Tabii İsrail öngörülmeyen de bir ülke. Şunu da altını çizmekte fayda vardı. Esas İran'daki devrim muhafızları, üst düzey devrim muhafızlarına yönelik İsrail'in bir suikast veya bir saldırı yapmasına yönelik bu yöndeki yorumlar daha fazla işte üzerinde duruluyor. Özellikle işte o fotoğrafta da görselde de işte özellikle altını vurguladığınız İsmail Kani. İsmail Kani'nin durumu hala belirsizliğini devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde işte öldüğü söylenmişti İsrail'in saldırısında. Daha sonra o söz konusu kişinin casus olduğu ve İsrail'e çalıştığına yönelik özellikle Batı medyasında ve Arap medyasında işte bazı yorumlar söz konusuydu. Fakat şunu özellikle belirteyim. Dünden itibaren başkent Tahran'ın çeşitli caddelerinde özellikle üst geçitlerde işte Tahran Belediyesi tarafından özellikle söz konusu komutanın yani İsmail Kağan'ın posterleri asıldı. Hatta bazı gazeteler işte manşetinde tamamıyla İsmail Kağan'a yer verdi. Tabii bu tip olaylar yani ülke yönelik bu posterler belediye tarafından asılsa da işte yani %100 ülke yönetimiyle işte bir koordinasyon şeklinde yapılmıştı. İran bir kişinin casus olacak bir kişiyi Tahran sokaklarında posterini asmaz. Bu yüzden bu tip iddia pek de doğru olmayacağına yönelik genel kanı oluşmuş durumda. Fakat işte İranlı komutanlar tabii doğal olarak işte İsrail'in olası saldırıların işte menzilinde bulunmaktadır. Ekber, Uğur Özgöker'in de bir sorusu var. Ekber Bey, şimdi bizim yayınımızda Tahran teyakküzde alarmın rengi kırmızı diye geçiyor. Şimdi bu, buradan şunu mu anlıyoruz? Geceleri karartma başladı, gündüz toplu mitingler falan iptal oldu. Toplantı birlikte böyle siyasilerin katıldığı toplantılar yapılmıyor. Bunu mu anlıyoruz acaba teyakküzden? Yok hocam, öyle bir şey söz konusu yok. Yani zaten İran böyle bir şey yapmaz çünkü bu halkta panik oluşturur. İran'da hayat normal bir şekilde devam ediyor. Toplantılar var. İşte uçaklar normal uçuşlarına devam ediyor. Tabii insanlarda bir kaygı söz konusu. Hatta bugün bir arkadaş Türkiye'ye gidecekti. Uçak biletlerinin çok çok aşırı arttığını bana söyledi ki bu da işte çoğu hava yolu şirketi artık İran'a doğru uçmuyor. Bundan kaynaklanıyor. Ancak genel duruma bakıldığında İran'da bir panik havasının olduğunu basından bahsedemeyiz. Ancak bir kaygı söz konusu. Sürekli insanlar işte böyle bir saldırı olacak mı, olmayacak, ne boyutta olacak? Aynen siz nasıl tartışıyorsunuz? İşte bu nokta mı vurulacak, şu nokta mı vurulacak? İşte insanlar nezdinde bu da tartışılmaktadır. Ve İran her fırsatta teyakkuzda olduğunu, hazırlıklı olduğunu, her duruma hazır olduğunu bildiriyor. Bunu artık resmi yetkililer yani saldırıya hazırız bu diyor. Bu hazırlık durumu nasıl? Saldırıya hazırız evet, diyor yani. İran saldırıya hazırım diyor. Yani böyle bir şey. Anladım.
Evet evet, böyle bir şey de zaten bekleniyor. İsrail'in İran'a karşı bir saldırı yapılması bekleniyor ve İran da buna hazırlıklı olduğunu belirtiyor ve ayrıca misilleme, karşı misilleme de yapacağını altını özellikle çiziyor. Ekber, kısacık bir soru sana zahmet. Oradan Türkiye'ye bakış nasıl? Şimdi bir takım Türkiye'de eleştiriler de olabiliyor. İran niye daha güçlü vurmuyor İsrail'i diye tartışmalar oluyor. İran tarafından Türkiye nasıl görülüyor, medyası veya siyasileri? Ne söyleyebilirsin bununla ilgili? Yani son zamanlarda kısmi bir şekilde bir iyileşmenin söz konusu olduğunu ifade edebilirim. Gazze olaylar başladıktan sonra İran'da, ister İran'ın yetkililer nezdinde ve özellikle İran medyasında Türkiye'ye karşı, hatta Azerbaycan'a karşı, daha ziyade Azerbaycan'a karşı diyebiliriz. Aslında Türk dünyasına karşı desek daha doğru olur. Bir ön yargının söz konusu olduğunu ifade edebiliriz. Türkiye'nin tutumu beğenilmiyordu. Ben zaman zaman Türkiye'ye karşı hatta sloganlar atıldığını gördüm. İşte Gazze meseleleri başverdikten sonra sanki orada İsrail değil de Türkiye orada katliam yapıyormuş gibi bir hava söz konusuydu. Fakat son zamanlarda bunun biraz, bu havanın biraz gümüşadığını ifade edebilirim. Evet, çok güzel. Ekber, çok teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin sana. Çok enteresan bir şey söyledi. Evet, bence de. Diyor ki sanki Filistin'de Türkler katliam yapıyor, İsrailler yapmıyor. Yani İsrail, İran'ın içindeki o kapalı toplumdaki bu dezonformasyonu da görüyoruz. Ya böyle. Buradan İran'a yazacak eleştirince ayağa kalkanlar, bunları da biraz baksınlar. Yani İran'daki o havanın da... İran'da böyle bir Türkiye karşıtı, İran rejimi taraftarlarında Türkiye karşıtlığı çok yüksek. İran'da mesela ben kendi İsfahan'da kendi gözlerimle gördüm duvarda Merkber Devleti Faşisti Torki, yani kahrolsun faşist Türk devletine ölüm şeklinde slogan yazıldığını kendi gözlerimle İsfahan'da gördüm ben. Ya İran'a bizim neyimiz olmuş, ne faşistliğimiz olmuş, ne yapmışız, ne etmişiz? Türkiye'deki kadar İrancı İran'da yoktur, ben sana bir söyleyeyim. Bir de Türkiye'yi kadar Filistin'i destekleyen hiçbir Arap ülkesi. Yani en çok Filistin yanında duran biziz. Yani nasıl bizi katliamla suçlayabilirler? Hakikaten oraya yönelik de Türkiye'nin hiç ben hasmane bir tutumunu, yakın zamanda sizler uluslararası ilişkilercisiniz, diplomasiyi çok iyi biliyorsunuz. Ona dair bir şey olmadı. PKK konusunda çekincelerimiz vardı. Dünyadaki, bakın dünyadaki en büyük Ermeni tehciriyle ilgili eylemler İsfahan'da yapıldı. Tahran'da yapılır. Ya Amerika'da... Yani ya da, soykırım yaptınız diyorlar evet, bize. Evet, İran'daki Ermenilerin yaptığı, İran Ermenilerin yaptığı eylemler dünyadaki en büyük eylemlerdir. Sonra belki Amerika ve diğer diaspora gelir. İran'da çok güçlü bir Ermeni diasporası var. Tabii 30 sene Ermenistan'ı desteklediği İspahan'daki İran. Giderseniz, İran Azerbaycan'a karşı. İspahan'daki kilisenin içerisine giderseniz, evet, o soykırım kilisesinin içerisine, orada işte böyle kafataslarından yapılmış Türklerin Ermenileri kestiğini dair ve işte orada Enver Paşa'nın, Talat Paşa'nın, Cemal Paşa'nın ait mesela çok ağır eleştirilerin yazıldığı şeyleri ben kendim gördüm. Ama yani şunu söyleyelim, asla bu halklar boyutunda falan bir eleştiri değil. İranlılarla hiç öyle bir şey yok yani. Türkiye'ye geliyorlar, gidiyorlar, çok seviyoruz, öyle bir konu yok. Tabii. Oradaki rejimle, yönetimle ilgili eleştiriler vardır İsrail'e dair. Yoksa yani farklı görmüyoruz İran halkının başına gelen herhangi bir kötü bir şey. Örneğin antidemokratik rejimi eleştirmemizin sebebi de İran halkını düşünüyor olmamız. Asla böyle bir ayrılık olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın en naif milletlerinden birisidir İran milleti gerçekten. Kesinlikle öyle. Biz tabii rejimle ilgili ve oradaki yönetimle ilgili eleştirilerimiz yapanlar yapıyorlar, savunanlar da. Türkiye'de yatırım yapan İranlılar var, öğrenciler var. Okullarımızda, üniversitelerimizde özellikle eğitim görüyorlar Türkiye topraklarında. Ve elbette ki ticaret konusunda da Amerika Birleşik Devletleri'nin ortaya koyduğu KATSA gibi ucube bir yaptırımlar zincirinden etkileniyoruz ama yine de yapmaya devam ediliyor. Evet, biz de ödüyoruz onun faturasını. Tabii, çok ciddi ödüyoruz. Yanı başımıza kocaman bir ekonomi, ticaret yapacağız doğal olarak. Yapamıyoruz bunun kayıplarını hesap ettiğimizde. Boru attığını çektirtmiyor, Amerika izin vermiyor yani. Aynen ya öyle. Böyle bir durum var yani maalesef. Ama şunu görüyorum hocam, bölge ülkelerinin hani pozisyonları, alışılageldik pozisyonları bu savaşta biraz böyle iyot gibi açığa çıktı derler ya, ortaya çıkıyor. Yani, tavırlarından farklı şeyler umduğumuz ülkeler farklı şeyler yapıyorlar. Azerbaycan'da söz konusu mesela, evet, bakıyoruz. İsrail'le ilişkileri söz konusu olduğunda çok fazla dile getirilmiyor bunlar Türkiye'deki bir takım hassasiyetler nedeniyle ama rahatsız edici durumlar da var. Bunları son tahlilde ama çok destek aldı. Yani o 44 günlük savaşta İsrail bayağı silah verdi Azerbaycan'a. Ermenistan'ın tavrı da ilginç bu arada. Ermenistan da Filistin'i tanıyor. İlk yani pozisyonlar farklı gibi geliyor. Normalde Ermenistan'ı başka bir yere oturturuz. Tabii ki onların da... O da diyor dünyada biricik soykırım bana yapıldı. Başka kimseye soykırım yapamaz. O hava da var. İsrailliler bir anlamda Ermenileri ama sevmiyorlar. Ama yani, uluslararası ilişkilerde çıkarlar var. Tabii ki. Yani öyle şey yoktur. Yok, ama bir taraftan da Zengezur
koridorun açılmasını istemiyor. En karşı çıkan İran. Evet. Ermenistan bile istiyor, İran karşı çıkıyor. Açılsa çünkü Ermenistan küçücük, el kadar zavallı, yoksul bir ülke. Açılsın, senin komşun var burada, özgün ticaret Güney yap. Güney Kafkasya'daki bütün ülkelerin kaderi aynı. Georgia 4-5 parça, Ermenistan fakirlikten şu anda çok muzdarip, kırılıyor. Azerbaycan bir miktar şahlandı. Ama Türkiye'nin de arkasında olduğundan kaynaklanan bir otonomik özellik. Tabii ki üstad var. Yani Azerbaycan ister İsraillerle lazım. Bir şey yapsın harekatta. Yani evet. Türkiye çok önemli. Böyle söylendiğinde belki kızılıyor falan filan ama öyle değil. Türkiye'nin burada, eğer çok daha açık söyleyeyim, Türkiye inisiyatif koymasa kim ne derse desin, Karabağ sorunu böyle çözülebilir miydi? Mümkün kadar müdür? Yani buna mümkün değil. Çocuklar inanmaz buna. Tabii. Bunu da şey için demiyorum, Türkiye size yardım etti falan filan değil. Ama bir gerçek var, bir realite var ortada. İş uluslararası toplumda arkanızda duracak. Karabağ hakları savunacak. Ben hatırlıyorum, Cumhurbaşkanı gün aşırı oraya gitti ya. Tabii. Montunu giydi gün aşırı. Türkiye'nin pek çok konusu var, problemi var. Türkiye ne yaptı biliyor musunuz orada? Yani. Rusya'yı bloke etti. Tabii ki. ABD'yi bloke etti. AB'yi uzak tuttu. Gitti orada. İran'ı hatta değil mi bir yerde tuttu. Gitti Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki problemi 1+1 sorunu yani modeliyle çözdü. Dolayısıyla Karabağ 30 yıllık esaretten kurtulmuş oldu. Hiç bitecek oldu diye düşünülür müydü Cüneyt Bilmiyorum. Hocam? Karabağ sorunu hadi canım derdik değil mi? 30 yıl evet. Yani. Yani orada şu var tabii, askeri kapasitesi giderek artan bir Azerbaycan var. Bir de bunu yönetebilme, komuta edebilme yeteneğine ulaşması var. Türkiye'nin bunda da çok büyük katkısı tabii oldu, uzun yıllara dayalı. Yani o iradeye kavuşmasında güçlü bir kadim bir ittifak, müttefiği bulması önemliydi. Bir de Rusya'nın tarafsız kalması. Evet. Son. O da yani onu da şey sağladı? Yani. Erdoğan ve Putin arasındaki diplomasi net yani. Bir de Paşinyan gitti Avrupa'nın şeyini öyle mi dedi? Karışmıyorum dedi Rusya. O zaman iş bitti zaten. Yani ama bunlar, bence Putin'in ikna edilmesinde Erdoğan. Tabii çok önemli. Ama buradan şunu da çıkartmak lazım. Bakın Türkiye'siz Kafkaslar'da bir barış sağlanmak. Balkanlar'da Türkiye'siz bir güvenlik kompleksi çizmek, kurmak mümkün değil. Orta Doğu'da mesela gelelim. Buna Gürcistan da yanaşmaya başlamıştı. Hemen Gürcistan'ı Avrupa Birliği'ne alırız demeye başladı. Hemen çekildi. Yani o Kafkas blokunu parçalamak istiyorlar. Doğru. Dolayısıyla Orta Doğu'da aynı şekilde Türkiye'siz bir barış olmaz. Ve İsrail'in Türkiye'siz durdurulması da mümkün değil. Öyle gözüküyor. Bu tablo dediğiniz ya, renkler çıktı ortaya, artık hakikaten çıktı. Ve Türkiye'nin artık dünyanın Doğu Batı ekseninden başka bir orta eksenin olduğunu da kabul etmemiz gerekiyor. Ki 1 ve 2. Dünya Savaşları'nda orta eksen nerede konumlandıysa o blok savaşı kazanmış oldu. Bu da son nokta olsun. Kemal Olçak çok teşekkür ederim. Cüneyt Küsmez bu akşam çok sağ olun. Katıl. Uğur Özgöker, Murat Özer, Murat çok sağ ol. Çarşamba akşamı yine aynı saatte karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın.